Çok kıymetli ilçe başkanı, meclis üyelerimiz, kadın kolları başkanımız, ilçe yöneticilerimiz, mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basınımızın yüzeyde temsilcileri, çok kıymetli misafirler, hepiniz mahalle istişare toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz mahalle istişare toplantımıza başlamadan önce 11 aylık süre içerisinde beni bir gün bile yalnız bırakmayan Çubuklu Mahalle Başkanı Gökhan Tekin, Şenevler Mahalle Başkanı Recai Biçer, Çiğdem Mahalle Başkanı Orhan Gündemir, İnciköy Mahalle Başkanı Harun Çakır, Soğuksu Mahalle Başkanı Fatih Kuğu, Gümüşsuyu Mahalle Başkanı Yasin Yılmazer, teşkilatımızın göz bebeği olan Gökhan Arıcı, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız Emre Şömlekçi göreve geldiği gün tüm ülkülaşlarımızı toplayarak bir toplantı düzenledi. O toplantıda şöyle dedi: biz yola ikna edilmişlerdi değil, inanmışlarla çıkacağız. Biz davamıza gönülden inandık. İlçe başkanımız da ona, Allah'a, sonra bizlere inanarak yola çıktı. Biz Beykoz'da onu yarı yolda bırakmayacağımıza, bu işin sonunda ölüm dahi olsa eyvallah diyeceğimize ant içtik. Bölgemizde ayak basılmadık, hiçbir yer bırakmadık. İlçe başkanlığımız için 114 ev ziyareti düzenledik. Bölgemizde bulunan okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimizin isteklerini dinledik. Çözüme kavuşturduk. Kahvehanelerimizi, mahallelerimizi bir araya geldik. Hemşerilerimizin mutlu olduğu günde, mutsuz olduğu günde yanlarında olduk. Merhum atsız diyor ya, yeşermesi ektiğimiz tohumu haktır. İşte o gün ruhumuz şad olacaktır. Rabbime şükürler olsun ki biz bu tohumu ektik. Bugün o tohumun yeşeriyor. Milliyetçi hareket hem sahada hem yakında masada söz sahibi olacak. Bekleyin, milliyetçi hareket geliyor. Sağ olun, var olun. İçim yine sevinçlerle donup yanıyor. Ruhum sanki deniz olmuş dalgalanıyor. Uzak uzak ülkelere döndüm seferden. Yaralarım ağır fakat meslim zaferden. Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler ölse de bir gün gök kubbede kalacaktır seslerin dönün. Gönülleri birleşenler selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler selam sizlere. Selam sana hücrelerde benzis olan genç. Selam sana ey yılları heba olan genç. İstikbalin gitti diye yaslanma sakın. İstikbalin değil, ruhun Tanrı'ya yakın. O yalancı istikbale bir perde indi. Gerçek yarın unutma ki bir gün senindir. Cümleten selamünaleyküm. Üçüncü bölge başkanımız Celal Özkan Bey'in ve mahalle başkanlarımızın hazırlamış olduğu programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın muhtarlarımız, STK başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Beykoz'un sorunlarıyla alakalı sizlerle istişare yapacağız. Kusura bakmayın, İstanbul İl Başkanlığımızın Türk Dünyası Ödül Törenleri programı vardı. Oraya katıldık, biraz geç geldik, hakkınızı helal edin. Şimdi Beykoz'umuzla alakalı, Beykoz'umuzun birçok problemi var. Gerek eğitim, gerek yollarımızla alakalı, efendime söyleyeyim, yaşamımızla alakalı, pazarlarımızla alakalı, sanayilerimizle alakalı birçok problemi var. İmarla alakalı, barınmayla alakalı birçok problemimiz var.
Bunları sizlerle beraber istişare yaparak, tabii biz eksiklerimiz vardır, bilmediğimiz vardır, bu istişarelerin bize katacağı şeyler bunlardır. Biz birbirimizle sohbet edeceğiz, istişare edeceğiz. Beykoz'da yapılması gereken faaliyetleri birlikte bulacağız. Beykoz nasıl yönetecek bizim? Beykoz'dan açıkçası yerel yönetimlerden beklentimiz, yerel yönetimlerin yapması gereken Beykoz'da yerel yönetimin imkanlarının eşit bir şekilde bütün vatandaşlarımıza ulaşması. Yani çifte standartın son bulması. Tabii çifte standart var demiyoruz. Kesinlikle öyle bir şey demiyoruz. Tabii bunu daha çok geliştireceğiz inşallah. Bütün Beykoz belediyenin yerel yönetimlerinin imkanlarından eşit bir şekilde yararlanacak inşallah. Soruları olan vatandaşlarımız, teşkilat yöneticilerimiz varsa alabiliriz.